Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları başkanları ve temsilcileriyle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda Aksaray'da uygulanabilecek yeni projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Aksaray'da uygulanabilecek projelerin istişare edilmesini amaçlayan toplantıya AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serden geçti ve sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının başkan ve temsilcileri katıldı. Düzenlenen toplantıda Aksaray'daki yatırım ve devam eden projeler değerlendirilirken uygulanabilecek yeni projeler hakkında da istişareler de bulunuldu. Aksaray'ın marka kent olma hedefini vurgulayan Başkan Yazgı, bu konuda bütün kurum ve kuruluşların özenle çalışması gerektiğini söyledi. Aksaray Belediyesi sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında TRT yapımı Harika Kanatlar çocuk oyununu çocuklarla buluşturdu. Hafta sonu Aksaray Kültür Merkezi'nde 3 seans olarak sahnelenen çocuk oyununa çocuklar kadar anne babalar da büyük ilgi gösterdi. Aksaray Belediyesi çocukların hafta sonu güzel vakit geçirebilmeleri adına çocukları TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı Harika Kanatlar müzikal sahne gösterisiyle buluşturdu. Müzikalde televizyon ekranlarında yayınlanan çizgi film Harika Kanatlar karakterleri, sevimli kargo uçağı Jet ve arkadaşlarının maceraları çocuklar tarafından büyük bir beğeniyle izlendi. Tacin Mahallesi esnafları Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Ziyarette esnaflar yeni kent parkı ve yol yapım çalışmalarıyla ilgili önerilerini dile getirdi. Tacin Mahallesi'nde inşası devam eden kent parkında incelemelerde bulunan Başkan Yazgı, proje denetimleri esnasında esnafların kendisini ziyaret etmek istedikleri talepleriyle karşılaşmıştı. Esnaflar Başkan Yazgı'yı ziyaretlerinde Tacin Mahallesi alt geçidinde yapılacak yol düzenlemesi hakkında istek ve taleplerini dile getirdiler. Başkan Yazgı, istek ve talepler doğrultusunda yol yapım çalışmalarının trafik ve yaya güvenliği göz önünde bulundurularak yapılacağını ve kimsenin bu konularda endişesi olmasın mesajını verdi. Seyhun Aytaç Anaokulu öğrencileri Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yazgı çocuklara sevindirici hediyeler verdi. Seyhun Aytaç Anaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Niyazi Maraşlıoğlu, Okul Aile Birliği üyeleri ve okul öğrencileri Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. Okul Aile Birliği Başkanı Niyazi Maraşlıoğlu, okul olarak hazırladıkları projenin Türkiye Eğitim Çevre Vakfı tarafından yürütülen Eko Okullar Projesi'ne dahil edildiğinden bahsederek projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Yazgı birbirinden sevimli minik öğrencilere ziyaret anısına hediyeler verdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı makamında ziyaretleri kabul etmeye devam ediyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Aksaray temsilcisi Sefer Bilgiç, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Son yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen ve uluslararası başarılar getiren otomobil sporlarına yönelik yarışma ve organizasyonlarda Aksaray'ın da hak ettiği payı alması için çalıştığını ifade eden TOSFET İl Temsilcisi Sefer Bilgiç, bu tür organizasyonların şehir tanıtımında da etkin bir rol üstlendiğini belirtti. Sıradaki ziyaret haberimiz ise Merkez Kılıçarslan Ortaokulu'ndan. Merkez Kılıçarslan Ortaokulu öğretmenleri ve folklor grubu öğrencileri Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Aksaray'ı birçok müsabakada temsil eden Kılıçarslan Ortaokulu folklor ekibi Başkan Yazgı'ya ziyarette grup olarak katıldıkları müsabakaları ve aldıkları dereceleri sıraladı. Öğrencileri ve öğretmenleri kutlayan Başkan Yazgı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kılıçarslan Ortaokulu son olarak geçtiğimiz yıl Aksaray birincisi olarak bölge finallerine gitmeye hak kazanmış, birçok müsabakada şehrimizi temsil etmişlerdir. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Aksaray Belediyespor, ligin 12. haftasında Arsuz Karaağaç Spor'u 1-0 yendi. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Aksaray Belediyespor, ligin 12. haftasında Hatay ekibi Arsuz Karaağaç Spor'u konuk etti. Dağılgan Stadında saat 14'te oynanan müsabakayı Gaziantep bölgesinden hakem Bünyamin Erdil yönetti. Zorlu mücadelede ilk yarı 0-0 berabere bitti.
İkinci yarıya daha etkili başlayan temsilcimiz Siyah Beyazlar gol arayışını sürdürdü. Sürekli pozisyonla gol şansı arayan temsilcimiz Aksaray Belediyespor sürekli maçı soğutan rakibe karşı zorlandı. Beklenen gol dakika 85'te Haşim Ateş'ten geldi. Maç Aksaray Belediyespor'un 1-0 galibiyetiyle sona erdi. Handbol Süper Ligi temsilcimiz Aksaray Belediyespor bu hafta kendi evinde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye Kadınlar Handbol Süper Lig'in 12. haftasında Aksaray Belediyespor sahasında konuk ettiği Kastamonu Belediyespor'a 29-25 yenildi. Süper Lig'in Süper Kızları hafta sonu Hasan Dağı Spor Salonu'nda Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nü konuk etti. Kendi sahasında mağlup olan temsilcimiz karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı. Kadınlar Futbol 3. Lig temsilcimiz Aksaray Hasan Dağı Spor deplasmandan 7-0'lık farklı bir galibiyetle evine döndü. Kadınlar Futbol 3. Lig temsilcimiz Aksaray Hasan Dağı Spor ligin 2. haftasında deplasmanda Kayseri ekibi Anadolu Yıldızları Spor'un konuğu oldu. Koca Sinan Argıncık İkinoğlu sahada saat 12'de oynanan müsabakayı Kayseri bölgesinden hakem Şeyma Nur Çakmak yönetti. Müsabakanın ilk yarısı Cansu Eriş, Esra Koç, Nazlı Feride Ale Terik ve Beyza Kutsa'nın golleriyle temsilcimizin 4-0 üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıya daha etkili başlayan temsilcimiz Siyah Beyazlar rüzgara rağmen etkin futbol sergiledi. 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullanan sahanın sultanları 3 gol daha atarak sahadan 7-0 farklı skorla galip ayrıldı. İkinci yarının gollerini ise Esra Koç ve Sevde Gürtekin kaydetti. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberlerle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.